Bugün size dedik yine daha önce 39. bilgi şölenimizi yapacağız hayırlısıyla. Ve yine çok önemli, Türkiye'nin kalkınması, zenginleşmesi için çok önemli bir kaynak olan, sektör olan sanayileşme konusunu çalışacağız. Biliyorsunuz tarım, sanayi, madencilik, turizm, hizmet sektörü, ticaret gibi alanlarda bir ülke kalkınıyor, işlerin düzeltirse, ama hepsinden kaynak sanayiye aktarılarak esas kalkınma, güçlenme orada oluyor. İşte çok önemli dediğimizin sebebi de bu. Sizler zaten bunları çok iyi bilen değerli arkadaşlarsınız. Efendim sunumu yapacak olan bu sahada da çok bilgim olan değerli bilim adamımız, değerli yöneticimiz de diyeceğim ben kendisine. Doçent Doktor Sencer İmer Bey. Bilmeyenler için söyleyelim. Halen Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı. Evet. Sözü ben kendisine bırakıyorum. Konuşma süresi 1 saat, önemli konu olduğu için. Evet, buyurun sen. Sağ olun Sayın Bakanım. Değerli Sayın Bakanım, değerli dinleyenler, hepiniz çok değerli uzmanlarsınız kendi alanınızda. Bazı arkadaşlarımızı beraber olduğumuz mesela Devlet Planlama Teşkilatı'na. Onun için size bazı şeyleri anlatmak belki benim için de zor olur ama eğer bazı şeyler sizin için tekrar mahiyetinde olursa da benim hoş görmenizi rica edeceğim. Bütünlük içerisinde anlayabilmek için böyle yapmak zorundan olacağım. Şimdi Türkiye'nin sanayileşmesi tabii öyle bir saatte halledilecek bir iş kesinlikle değil. Ama şöyle söyleyeyim, kendime göre yaptığım bu planda iki türlü olayı ele almak mümkün. Bir sanayileşme, sanayi Türkiye'nin ekonomi tarihi ve sanayileşme tarihi açısından ele alınabilir mesele. Bir de genel olarak sanayileşmede hangi durumdayız şu anda? Başkaları ne yapmış? Biz neyi eksik yapmışız kendimize göre? Belki ondan sonra da tartışma bölümünde bunları daha detaylı olarak ele alabiliriz. Ondan sonra ne kadar bir tartışma? Yarım saat. Bir saat daha, daha fazla. Dolayısıyla sen orada daha çok görüşülebilir diye düşünüyorum. O zaman tarihi boyutu fazla vurgulamadan, çünkü esasen evet, önemli olmakla birlikte şöyle bir Türkiye'nin sanayileşmesine bir bakacak olursak burada özellikle Atatürk'ün zannediyorum 1900 şeyde kitabın adı ne zaman çıkmıştı? Atatürk dönemi ekonomi politikaları ve Türkiye'nin ekonomik gelişmesi. Bu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 82'de yaptığı bir yayın. Bu yayında birçok konu var. Fakat bunların arasında özellikle rahmetli Uğur Korum'un 1923-1939 döneminde Türkiye'nin imalat sanayi ve sanayi politikaları isimli makalesini özellikle burada zikretmek istiyorum. Güzel bir makale. Ses gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor. Güzel bir makale. Şimdi bir de tabii Osmanlı döneminden alınan fazla bir miras yok. Onunla ilgili olarak da belki şu toplama fevkalade iyi. Bu da TOK'un 1989'da yaptığı bir çalışma. Gene siyasal bilgilerdeki hocalarımızdan birisinin yaptığı bir derlemedir. Bu da faydalı. Cumhuriyet öncesi dönemdeki envanterle Cumhuriyet sonrasındaki envanterin mukayese edilmesini içeren bir şey. Şimdi tabii bunları falan anlatmaya kalkarsak zamanımız tükenir. Onun için bunlara böyle girmeyeceğim. Yalnız şunu söyleyeceğim. Osmanlı Devleti zamanından devraldığımız sanayi maalesef Anadolu topraklarında kalan ciddi bir sanayimiz yok. Burada özellikle Uğur Korum'un makalesinde o çok güzel ortaya konur. Ve orada der ki, mesela toplam olarak 1927'deki sanayi sayımını esas alarak bunu yapar. Toplam olarak o zamanlar Türkiye'de 65 bin tane işletme var ve buralarda çalışan 227'den bahsediyoruz. 256 bin kişi çalışır. Bunu bölerseniz tesis başına düşen adam sayısı 4 civarında olur. Bu 65 bin sanayi işletmesinin içerisinde makinalı olanı yalnızca
25 bin civarında bir dakika işletme sayısı. Makinalı olanı toplam 18 bin civarında. Ve adam başına düşen güç olarak baktığınız zaman da burada işçi sayısı 4 dediğim gibi, motor sayısı işletme başına düşen 0,07, HP yani motor gücü olarak da 0,64. Böyle bir yapı var. Bunun sektörlere göre dağılımı var. Yani ciddi bir sıkıntı var. 1927'deki yapılan bu sanayi şeyinde, sayımındaki şeyde, ham madde kullanımına baktığınız zaman da, şimdi bir şey ürettiğiniz zaman da onun içerisine giren ham madde girdileri var malum. Bir de üretim değeri var. Buna ikisi arasındaki farka katma değer diyoruz malumunuz. Şimdi böyle baktığınız zaman da bütün bu üretim değerlerinin toplamını aldık mı o zamanlar 432 milyon liralık bir değer var. Bunun içerisine giren ham madde 200 milyon dolar, 200 milyon lira bölerseniz katma değer, yani girdilerden ürettiğiniz değeri çıkarır ve onu toplam üretim değerine bölerseniz katma değer oranı %0,46 civarında görülmektedir burada. Genel ortalama değer bu. Ama enteresan olan ithal payıdır. İthal payı burada çok daha düşük görünüyor. %13. %13 civarında görünüyor. İthal payı düşük. Şimdi girdi. Evet. %13. Yani toplam olarak kullanılan ham madde 232, bunun içerisinde 29, demek ki o %13 civarında bir oran var. Şimdi ben burada hemen bugüne atlayarak söyleyeceğim. Bugün bizim, o zamanlar 3 beyazlar var. Yani şeye baktığınız zaman da, mesela ithalat durumuna baktığınız zaman da, toplam olarak o tarihte yapılan ithalatın içerisinde, maalesef burada oranlar yok. 145 milyon liralık bir ithalat yapılmış. Bunun içerisinde mesela dokumanın payı 62 milyon. Neredeyse %40'lara yakın. Buğday ve un %11 milyon. Şeker 11 milyon. Toplarsanız 62, 72, 82. Yani neredeyse %60'ı, 65'i falan bunlar. Yani üç beyazlar dediğimiz. Böyle bir durumdayız. Yani dokumada bir şey yok. Buğday, un dahi ithal edilmekte. Şeker zaten ithal edilmekte. Dolayısıyla ama buna karşı demir çelik ürünü ithalatına baktığınızda 7.8 milyon. Efendim burada mesela ithal ettiğiniz gaz yağına baktığınızda 4 milyon lira. Buna mukabil kahve için harcadığınız 2.5 milyon lira. Çay 9 milyon lira. Çok daha fazla. Yani vaziyeti görüyorsunuz. Tam bir feci bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Buyurun. Hocam pardon, sektörleri söyleyebilir misiniz? Bir sektörleri geçtik. Sektörler, bu makaleyi ben size tavsiye edeceğim. Sektörler olarak, mesela yani şirket sayısı olarak maden çıkarma 18 bin kişi, büyük iş yeri oranı %27. Bunlar 10 kişiden fazla adam çalıştıran yerler. Yani maden, tekstil, otomobil, tarım sanayi, dokuma, yani bunlar, öbür taraflar fecaat, yani hiçbir şey yok ortada. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya olan bir ülkede bulunuyoruz ve şey olarak burada bunu bulamadım gelirken buraya, derslerde çok kullandığım bir makale o. OECD'nin baş ekonomisti Agnus isimli bir yazar, Hollandalı. Bu yazar 1987-88 senesinde bir çalışma yapıyor, OECD'nin bütün verilerini kullanarak. 1900 senesinden 1987'ye, yani makalenin yazıldığı tarihe kadar 90 senelik bir süreçte dünyadaki ülkeleri inceliyor. Yaptığı bu incelemede 32 tane ülkeyi seçiyor. Bu 32 ülke dünyanın milli gelirinin %75'ini teşkil ediyor. Dünya nüfusunun da %75'ini teşkil ediyor. Yani dünyayı temsil ediyor. Bu 32 ülke hangileridir? Bu 32 ülke OECD ülkeleri, ama biz içerisinde konmamışız. Çünkü bizim verilerimiz değerlendirilememiş, kullanmamış. Çünkü tabii 1900'den başlayarak serileri teşkil etmeye çalışıyor. Sonra Rusya var. Japonya var tabii. Latin Amerika ülkeleri var.
Amerika Birleşik Devletleri var. 32 tane ülke, işte Avustralya falan, onlar da varlar tabii. Bu değerlendirmede büyüme oranlarını, bu 90 senelik süreç içerisindeki ülkelerin büyüme oranlarını hesaplıyor ve burada çok enteresan bir sonuç ortaya çıkıyor. Büyüme oranları içerisinde ülke bazında baktığımız zaman da en büyük büyümeyi sağlayan OECD ülkeleri değil. Yani Rusya daha büyük bir büyüme sağlamış görünüyor. Yani Sovyet rejimi bütün kötülüklerine rağmen büyük bir büyüme sağladığı görülüyor. Bunu bir kere tespit ediyoruz. Ama ondan çok daha fazlayı sağlayan Latin Amerika görünüyor. Ve ülke bazında, tek ülke bazında bakıldığı zamanda da en büyük büyümeyi sağlayanın Tayvan olduğunu görüyoruz. Güney Kore ve Japonya Tayvan'ı takip ediyorlar. Bunlar özellikle 1950'den sonra çok hızlı bir büyüme dönemine giriyorlar. Ve sanayi büyümesinde çok büyük paralar harcamadan, çoğu yurt dışında bulunan, Amerika'da özellikle bulunan Tayvan asılların ülkelerine aktardıkları bilgi, sermaye ve teşebbüs gücüyle bu büyüme oranlarını, dünyadaki büyüme oranlarını sağlıyorlar. Amerika'nın falan da çok çok üzerinde. Sonunda zaman kalırsa o konuya biraz gireceğim. Çünkü bizim oradan alabileceğimiz çok dersler olduğu sorun kanaatindeyim. Biz hep bir hızlı gelişmiş ülkelere, daha önce gelişmiş Avrupa ülkelerine bakıyoruz ve ona göre oralardan dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bizimle paralel büyümüş olan veya aynı zamanda büyümeye başlamış olan ülkeleri, Güney Kore de dahil buna, bunları pek dikkate almıyoruz. Bu son derece önemli bir husustur. Buna dikkat etmek zorundayız. Şimdi böyle baktığımız zaman da tekrar bir atlama yapıp da bugüne gelip baktığımız zaman da şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bugün benim bu elimdeki sayı 2006'ya göre yapmışım. 2008'e göre de durum çok fazla değişmiş değil. 2006'da 48 trilyon dolarlık bir gelir var dünyada. Bu 48 trilyonluk gelirin dağılımına baktığımız zaman da benim tuzu kuru ülkeler dediğim 6,5 milyar nüfus içerisinde 1 milyar civarında bir nüfusla, %15 ile temsil edilen nüfus %77'sini alıyor bu milli gelirin. Neredeyse %80'ini alıyor. Buna mukabil dünyada nüfusun %37'sini teşkil eden 2,4 milyar insanı kapsayan grup yalnızca dünya gelirinin %3'ünü alıyor. Yani ne kadar dengesiz bir durum olduğunu görüyorsunuz. Orta gelirli ülkeler, ki biz bunun içerisindeyiz, bu ülkeler 3 milyar insanı kapsıyor, %47, dünya gelirinin %19'unu alıyor. Biz ise, bunun alt ve üst grupları var, bunun üst grubunda yani tam dünya orta direğini temsil ediyoruz. Dünya nüfusunun %12,5'unu teşkil eden bu grup, dünya gelirinde %10'unu aşağı yukarı alıyor. Yani aşağı yukarı nüfus oranıyla dünya milli gelirinden aldığı oranlar birbirine eşit. Bu da 6000 dolar civarında bir milli gelir, öbürleri 650 dolar, o düşük olanlar. Bizim Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kazakistan hariç bu gruba dahildir. Yani 1000 doların altındaki olan gruba dahildir. Biz de İstiklal Savaşı sonrası aynı grupta idik, hesap yaparsanız bunu göreceksiniz. Buradan terfi ederek biz ortanın üstüne gelmiş vaziyetteyiz. Ama yüksek gelirli dediğimiz o %15'lik grubun, dünya gelirinin %78-80'ini alan grubun içerisinde değiliz. Her ne kadar milli gelir hesaplarında bazı değişiklikler yapılarak bir anda 200 milyar dolarlık falan bir artış tespit edilmişse de bu artışa rağmen bu iş olmamıştır. Bu işin olabilmesi de bu şekilde mümkün görünmemektedir. Çünkü daha sonra bunu incelediğimizde de göreceğiz. Yaptığımız ticarette, özellikle dış ticarette ihracatın artışı ithalatın artışından daha azdır, ithalat daha fazla artmaktadır. Ve bu yüzden açık vererek gitmekteyiz. Bu da yaptığımız üretimlerin içerisindeki yerli yapım payının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Biraz önce verdiğim şu 27'deki oran %13'tü. Şu anda bizim en büyük ihraç payımız bugün toplam ihracatımızın %90'ı imalat sanayinden kaynaklanmaktadır aşağı yukarı. Bunun içerisinde en büyük kalemlerden bir tanesi makine imalat sanayinde otomobildir. Otomobillere baktığımız zaman şunu görüyoruz. İhraç ettiğimiz otomobillerin içerisinde yerli yapım payı %30'un altındadır. Bu çok ciddi bir orandır, düşük orandır. Halbuki bunu yapamayacak bir durumda değiliz. 1980'li yıllarda bu %85'e kadar çıkmıştı yerli yapım payı. Ama o birkaç modeldi biliyorsunuz. İşte o yakın, işte Renault'un otomobil modelleri, eski tipler. Ama
Biz bu şeyden sonra işte özellikle Gümrük Birliği'nden sonra bu yeni modeller, hepimiz onları sürüyoruz. İşte tasarruflu yapan arabalar daha konforlu vesaire. Ama burada yapıyor olsak bile bunun yerli yapım payının çok düşük olduğunu tespit etmek zorundayız. Bu akıllı bir politika olmadığını gösteriyor. Ve dolayısıyla bizim ihracatımız artıyor. Fakat ithalatımız daha fazla artıyor. Bunun sonucu da açık gittikçe büyüyor. Ve bunun sonucunda arkadaşımızın yaptığı bir çalışma vardır. Onu da ben hep söylerim. Gümrük Birliği'nden yapılan şeyin sonucunda, anlaşmanın sonucunda bunda ciddi bir artış meydana gelmiştir. Ve dış borcumuzun artışı bu ihracat ithalat arasındaki fark toplarsanız kümülatif olarak aşağı yukarı ona denk gelmektedir. Yani biz böylece sanayide yanlış yaptığımız bir şeyi bu şekilde karşılıyoruz. Sonunda da bundan çıkmaya uğraşıyoruz, çıkamıyoruz. Pazarımızı kaptırmış vaziyetteyiz. Yani Türkiye'nin çok büyük bir pazarı var. Nüfusu artan bir ülke. Daha da artıyor. Bölgemiz olarak da artıyor. Fakat bu pazarı biz başkalarına kaptırmış durumdayız. O zaman gelen ve sattığımız otomobillerde de, yaptığımız ürünlerde de, elektronik sanayi içinde bu geçerlidir. Bu söylediğim. Dolayısıyla ne oluyor o zaman? Biz oradaki adamlara iş çıkarmış oluyoruz. Kendi adamlarımıza çıkaramıyoruz. Nitekim istihdamı incelediğimiz zaman da bunu görüyoruz. Çünkü istihdam sayısını ben 10 senelik bir süreçte inceleyip baktığımda aşağı yukarı toplam çalışan nüfusun 22,5 milyon civarında olduğunu görüyorum. 22,5 milyon. Bugün bakıyorum gene 22,5 milyon. 10 sene içerisinde her sene nüfus halbuki bildiğiniz gibi 1 milyona yakın 900 bin civarında arttı. Bu adamlar ne oldu yani şimdi? Bunlar hiçbir şey olmadı. Bu 22,5 milyon dediğimin yarısı da kayıt dışıdır. Şimdi bunun içerisine şimdi tabii sayı arttı. İşte işsizleri de koyduğunuz zaman da 25 milyon civarında bir sayı çıkıyor. 25 milyon. Ama 15 yaş üstü 65 yaş altı olan nüfusa baktığınızda bunun da 50 milyon civarında olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla işsiz olan artı çalışan nüfusu çalışabilir nüfusa böldüğünüz zaman da iş gücüne katılım oranı diyorsunuz. Bunun %50 civarında olduğunu, hatta biraz da altında olduğunu görüyoruz. Ama bu diğer ülkelerde yani gelişmiş olduğunu söylediğimiz ülkelerde %80'ler seviyesinde seyrediyor. Kadınların da tabii burada iş gücüne katılım oranı çok düşük. %25'ler seviyesinde seyrediyor. Ve üniversiteden mezun olanların işsizlik oranının öbür ülkelerin tersine daha yüksek olduğunu, buna mukabil daha az eğitimli olanların daha düşük olduğunu tespit ediyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Bizim bu sanayileşme sürecinde bilgiye dayalı olan hususlarda yetiştirdiğimiz potansiyeli iyi kullanamadığımızı gösteriyor. Bu da çok açık olarak ortada görünüyor. Dolayısıyla sanayileşme politikalarıyla ekonomik kalkınma artı istihdam arasında ve teknolojik gelişme arasında da çok yakın böyle ilişkiler olduğu da görülüyor. Şimdi mesela bu üç ülkeyi, Amerika, Japonya ve Almanya, üç büyük ekonomi, tabii Çin şimdi Almanya'nın önüne geçti ama koyduğunuz zaman da bunların dünya gelirinin %42'sini teşkil ettiğini görüyorsunuz. Ama dünya nüfusunun %8'ini teşkil ediyor üç ülke, neredeyse yarısını. Yani bunu da burada tespit etmiş oluyoruz. Peki bu adamlar şimdi ham madde olarak, doğal kaynak olarak baktığınız zaman da doğal kaynaklardan mı bu hale geldiler diye baktığınızda başında evet. Ama sonradan daha doğrusu sanayileşmeyi iyi kullanmaları sonucunda ve sanayi ürün fiyatlarını yeterli boyutta yüksek tutarak öbür ürün fiyatlarını da aşağıda tutmak suretiyle aradaki farkı büyüterek zenginleşmelerini devam ettiriyorlar. Tabii bu tekelleşmelere de sebep ediyor büyük çapta ve bu tekelleşmeler de bizim kurduğumuz kuruluşları da emek emek kurduğumuz kuruluşları da elimizden çarparak alarak başka ülkelerde de oluyor bu alarak tekelleşme çerçevesinde kendi şeylerine kar ve kazanç getiren mekanizmaların içerisine monte ediyorlar. Yani bu onlar açısından doğal bir yaklaşımdır. Fakat bizim açımızdan bunun böyle olmaması gerekir. Yani bizim bundan bir şekilde çıkmamız gerekmektedir. Bu çıkışı sağlayacak olan da gayet tabii bizim yeni sanayileşme politikalarımız olacaktır. Yani biz onları buraya davet etmek suretiyle tek başına bu olayı çözmüş olmuyoruz. Yani ben bir atlamalar yapıyorum ikide bir ama yani süre dolayısıyla bir 1927 bir bugün falan o açıdan bunu yapmak gerekiyor. Şimdi bakın 1952 senesine baktığımız zaman da otomotiv sanayinde Japonya'nın pek bir yerde olmadığını görüyoruz.
Yani o zaman Japonya'da 52'lerde 12 bin, 13 bin otomobil var. Türkiye'de de 12, 13 bin otomobil var. Ama Japonlar kendi otomobil sanayilerini kurduktan sonra, pazarlarını teşkil ettikten sonra bugün dünyada bir numaralı otomobil üreticisi durumdalar biliyorsunuz. Türkiye ise önce işte devrim otomobilini yapmaya teşebbüs etti kendi pazarı için. O Akim kaldı. O film de doğru değil yani, o anlatılan film. Bir film çıktı biliyorsunuz. Ve o devrim otomobiliyle kendi pazarına hükmedecek bir yapıya gitmek hedefindeydi Türkiye. Olmadı. Ama ithal piyasası başladı. İşte Fiat otomobilleri, öbür taraftan Renault, o yaptı, Renault ile anlaşarak yaptı. Sonuç size gösterdiğim durumdur. Bunu kabul etmek zorundasınız. Yani %30'un altında bir yerli yapım payıyla iş gidiyor. Fiil bir durum budur. Şimdi bu, ama bir Japonya'da böyle olmamıştır. Bizden çok sonra sanayileşmeye başlayan bir Kore'de de böyle olmamıştır. Kore burada çok akıllı bir strateji izleyerek devlet olarak özel sektörü de yeterince devreye sokarak ama yönlendirmek suretiyle kendi otomobil sanayini işte kurmuştur ve yerli yapım payı da yüksek oranlarda seyretmektedir. Kore onun için bize göre çok daha iyi bir noktaya ulaşmış görülmektedir. Güney Kore'yi kastediyorum. Kuzey Kore de kendine göre başka şeyler yapıyor tabii. Şimdi ikisi birleşirse tabii ne olur? O da enteresan bir şey. Herhalde Doğu Almanya, Batı Almanya birleşmesi gibi önemli bir güç merkezi olabilir. Belki de öyle bir şey olacak günün birinde, uzun sürmeden. Uzun süreceğini zannetmiyorum. Şimdi bir başka alana buradan geçmek istiyorum. Ulusal güç kavramı. Şimdi ulusal güç kavramı esasen ne demektir diye baktığımız zaman da pek çok hususu bunun içerisine koyarak ulusal güç anlatılabilir. Bunun maddi boyutları var, manevi boyutları var. Ama maddi boyutları ölçülebilir boyutlar olarak görülür. Özellikle burada buna endikatör teorisi yani ölçülebilir büyüklüklerle bunu ele alma teorisi diyoruz. Eskiden yaşamış olan düşünürlerden Machiavelli şu soruyu soruyor. Acaba milli güç konusunda ordu mu önemlidir yoksa altın mı önemlidir? Verdiği cevap ordu önemlidir. Çünkü altınınız yoksa orduyla gider altını olandan elden alırsınız diyor. Yani yağma ekonomisinden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri de bunu gayet güzel bugün de gördüğünüz gibi uygulamıştır. Yani başkaları da bunu uygulamaktadır. Machiavelli böyle yaklaşıyor ama buna mukabil bir Bismarck, Otto von Bismarck, Almanya'nın kurulmasında büyük rol geçen kişi, buna başka türlü yaklaşıyor. O diyor ki, eğer para kesesinin üzerinde eliniz duruyorsa, o zaman bununla ordunuzu da düzenleyebilirsiniz. Yani paranın önemini işaret ediyor. Ve Büyük Friedrich'te, Alman, Rusya Kralı Büyük Friedrich'te, Avusturya İmparatorluğu'nun gücünün özellikle iyi kanunlar çıkarması, iyi bir maliyeye sahip olması ve güçlü bir ordusu olmasına bağlıyor. Düzenin olabilmesi için ordunun olması lazım. Düzen olmadığı takdirde o ülkede devletin olması da mümkün değil. Ordu da bunun en büyük teminatı oluyor. Böyle baktığımızda. Şimdi milli güç yalnız ordu meselesi değil. Milli güç konusunda bu endikatör teorisinde bakanlar çok çeşitli hususları ele alıyorlar. Bunlar yani bir sürü teori var. İşte burada nüfus, ekonomik güç, askeri güç, ülkenin yüz ölçümü, coğrafi konumu, doğal kaynakları, ulusal moral durumu, politik yapı, şehirleşme, eğitim, prestij vesaire. Bunların hepsini değerlendiren teorisyenler var. Ve bunlar bu değerlendirmeleri yaparak, ülkeleri gruplandırarak, işte şu bu durumdadır, o bu durumdadır, tabii zamanla da bu değişiyor, yaklaşıyorlar. Bunlar içerisinde, bunu ben bütün bu teorik yaklaşımları sanatla, bilimle sanat arasında çok yakın bir ilişki vardır malumunuz. Yani bilim dediğiniz şey belki analitik bir çalışmadır ama gerçekte sanatla çok yakın bir ilişkisi vardır. Yani bir model yaptığınız zaman da herhangi bir olay hakkında burada sanatsal bir çalışma yapıyorsunuz demektir. Basitleştirirsiniz bir şeyleri. O basitleştirme işi işin sanatıdır açıkçası. Bir ressam da bir resmi yapacağı zaman da işte iki tane çizgi yapar. Bakarsınız ha bu adammış der ve onun ruh halini ifade eder. Ama o adam değildir gayet tabii o. Şimdi şeyde de bu böyledir, modellerde de bu böyledir. Basitleştirerek olaya hakim olabilmek işin sanat tarafıdır aynı zamanda.
Bunu yapanlardan bir tanesi de Fuchs'tur. Fuchs 1967'de bu şey teorilerinde, güç teorilerinde, ulusal güç teorilerinde ulusal güç için şöyle bir formül ortaya koyuyor. Bir matematik eşitlik. Ben henüz matematikçi olduğum için böyle şeyi sevmem de doğal karşılamanız lazım. Milli güç eşittir diyor. Nüfusun üçüncü kökünü alıyor. Üçüncü kökünü alıyor. Niye üçüncü kökünü alıyor? O tarih 67 senesinde dünyada nüfusu çok yoğun ülkeler var. İşte Çin, Afrika, Hindistan falan. Bunların nüfusu çok ama bunlarda bir şey yok. Öbür tarafın nüfusu az ama daha büyük bir şey var. O halde bunları bir hale getirmek lazım. İkinci kökü de alabilirdiniz. Üçüncü kök daha uygun düşüyor. Onun için üçüncü kökü almış isterseniz. Dördüncü kök de olabilirdi. Şimdi bu zamanla değişecek bir şey. Yani üçüncü kök, bundan dolayı üçüncü kök. Yani uyum sağladığı için. İkincisi bunu, bu nüfusun üçüncü köküyle üretimi çarpıyor. Üretim dediği zaman da üretimi iki faktöre bağlıyor. Bu 1967'lerin, 70'lerin durumudur yalnız. Bu bağladığı ikinci faktör şunlar. Bir, ülkenin çelik üretimi. Çelikçi olduğu için çelik söylüyor diyeceksiniz. Ama ben söylemiyorum, Fuchs söylüyor. Çarpı enerji tüketimi. Bu iki unsur çok önemli. Bir gerekçesi de şu. Çelik dediğiniz zaman da bütün yaptığınız malzemelerde kullandığınız malzemenin, metal malzemenin %90-95'i çelik. Gerek taş araçlarında, gerek alt ve üst yapıda. Onun için. Dolayısıyla bunu eğer üretiyorsanız paralel gelişir diyor. Enerji tüketimi diyor. Üretimi demiyor. Tüketimiyle kastettiği de şu. Bütün enerji tipleri. Hepsi dahil. Petrol, kömür, doğalgaz, kömür, nükleer ne istiyorsak. Toplam ne kadar yüksekse bir ülkede o ülkenin üretimi de gayet tabii o kadar çok oluyor. Çünkü üretim yerlerinde enerji tüketiliyor. Aynı zamanda o ülkelerde mobilite, hareketlilik enerji sayesinde sağlanıyor. Ve bir de tabii yaşam standartları burada büyük rol oynuyor. Böyle baktığınız zaman da Fuchs'un bu formülü ulusal güç eşittir nüfusun üçüncü kökü çarpı üretim. Yani o da çelik üretimi artı çarpı enerji tüketimi. Demek ki eğer çelik üretimi sıfırsa bir ülkenin milli gücü sıfırdır diyor özetle. Enerji tüketimi sıfırsa gene sıfırdır diyor. Şimdi o tarihte ülkeleri bu devletin söylediğim değerlere göre dizmiş. Dizdiği zaman da hakikaten birinci planda Amerika Birleşik Devletleri var. Hemen arkasında Sovyetler Birliği geliyor o zamanki tarih itibariyle. Ondan sonra Almanya, İngiltere, Çin de bir arada diziliyor. Japonya'nın daha pek esamesi okunmuyor. Böyle bir yapı var. Bu şeyi ben talebelerime hep bugün şartları içinde bir yapın bakalım ne çıkacak diye söylüyorum. Bugün olarak yaptığımız zaman da Çin çıkıyor. İkinci olarak Amerika çıkıyor. Ondan sonra arkadan Rusya geliyor, sonra Hindistan geliyor. Almanya oldukça aşağılara düşmüş görünüyor. Türkiye'ye baktığımız zaman da Türkiye'nin civarındaki ülkeler içerisinde Rusya'yı tabii katmıyorum buna. Yunanistan falan Türkiye'ye yaklaşamıyor gayet tabii. İran'da Türkiye henüz yaklaşamıyor. Ama enerji tüketimi konusunda Türkiye İran Türkiye'nin önünde görünüyor. Doğalgazı var. Bir de şimdi nükleer falan yapacak. Türkiye'nin durumu böyle. Şimdi bu yaklaşım açısından baktığım zaman da 19. asra baktığım zaman da bu Fuchs'un yaklaşımıyla 19. asırın bir İngiliz asrı olduğu ortaya çıkıyor. İngiltere o asırda çelik üretiminin neredeyse hemen hemen hepsine hakim vaziyette. Çünkü kitle çelik üretimine ilk defa icat eden İngilizler 1856 senesinde ve bunu 1880-90'lara kadar götürüyorlar ve İngiltere bir numaralı güç. Çok açık görünüyor. Burada istatistikler de var. Japonların yaptığı istatistikler var benim elimde. Bu istatistiklerde mesela 1875 senesinde dünyanın çelik üretiminin 1.9 milyon ton olduğunu görüyoruz. Bunun neredeyse yarısı 719 bin tonu İngiltere, Almanya yalnızca 371 bin ton, ABD 396 bin ton, Rusya 13 bin ton. Bakın Çarlık Rusya'sı Sovyetler Birliği ile falan bu işe girmiş değil. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Japonya 1000 ton. Japonya'nın esamesi okunmuyor. Yok bir şey. 1875. Türkiye hiç yok. Şimdi 1900 senesine geldiğimizde, yani aradan 25 sene geçtikten sonra İngiltere'nin hakimiyeti kırılıyor.
Dünya çelik üretimi 28 milyon tona çıkmış. 2 milyon tondan 25 senede tam 14 katı artmış. 28 milyon ton. Bu 28 milyon tonun yalnızca 5 milyon tonu İngiltere, 6,5 milyon tonu Almanya. Birinci Dünya Savaşı'nın ayak seslerini hazırlıyorsunuz. Amerika 10 milyon ton. Amerika, Chicago mesela baktığınızda o tarihlerde hiçbir şey yok. Köy. Ama bu çelik konstrüksiyonlarla falan Chicago'nun kuruluş tarihi budur. New York'taki gökdelenlerin kuruluş tarihi budur. 10 milyon tonla dünya birincisi. 28,5'ün içinde neredeyse 1/3 Amerika Birleşik Devletleri görünüyor. Rusya 2,2 milyon ton. Hiç de küçümsenecek bir şey değil. Japonya hala bıraktığımız yerde 1000 ton iş yok. Ve Türkiye bu tarihte hiçbir şey yok. Şimdi bakın, Türkiye'nin 2,2 milyon tonluk seviyeye ulaşması, onu size söyleyeyim, 1970'lerdir. Görüyorsunuz değil mi? Yani Rusya'nın buradaki hakimiyet olayı öyle yani kendiliğinden gelmiş bir şey değil. Bu da gösteriyor. Yani Fuchs burada çok haklı görünüyor. Ondan sonra 1900'den İkinci Dünya Savaşı'na. Bu Japonlar çok güzel bir istatistik hazırlamışlar. Hiçbir yerde bu kadar güzel yok. 1942 senesinde isterseniz savaş öncesine bakalım. Ama savaş esnasına bakalım. 1941. 154 milyon tona çıkmış. Yani bakın 30 milyon tonluk üretim 5 katı daha artmış. Muazzam bir artış. Almanlar 21 milyon ton. İngilizler 12,5 milyon ton. Amerika 75 milyon ton. %50. Yani Almanya'nın savaşı başından kaybettiği çok açık ortada. Amerika savaşa girdiği anda bu iş bitmiştir. Çok açık. 75 milyon tonu gemi yapacaksınız, tank yapacaksınız. Bilmem başka bir şey yapacaksınız. Ya bu adamlar bunun altından kalkamaz. Bu mümkün değil. Rusya'nınki ise 14 milyon ton. Yani Almanya'nın altında ama yine sıfır falan değil. Yani Stalin öyle yoktan falan bir şey yok yani burada gördüğünüz gibi. Japonya'da 6,5 milyon ton. Japonlar büyük bir atlama yapmışlar. Ama bir Amerika ile baş etmeleri söz konusu değil. Yani bunu çok açık görüyoruz burada. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 50 senelerine geldiğimde bunun 190 milyon tona çıktığını görüyorum. Bu 190 milyon tonun 87 milyon tonu yani yarısı Amerika gene hala Amerika bir dünya gücü çok açık. Almanya 12 milyon, İngiltere 16 milyon, Sovyetler Birliği 27 milyon. Stalin'in adı Stalin'de olmasının sebebi Stalin Rusça çelikten demektir. Stalin, çelikten adam. Sebebi şudur. Stalin'in hedefi Rusya'yı 60 milyon ton üretir seviyeye çıkarmaktır. Bunun içinde Stalin'in söylediği, bu seviyeye gelirsek bizi kimse yıkamaz. Bir daha kimse bize hücum edemez. Biz bir güç olarak var oluruz. Yani Fuchs'un söylediğini Stalin ta 20 yıllarda söylemiştir. Enteresandır. Ve bu hedefi gerçekleştirmiştir. Sonra Stalin, onun için Stalin deniyor bu adama. Evet. Sebebi de budur. Netekim 1950 yıllara baktığımız zaman da şöyle bir durum görüyoruz bakın. 1952'de dünya 215 milyon tona çıkmış. Amerika hala o yarısını sağlıyor neredeyse. Almanya 15 milyon. İngiltere gibi. Rusya 35 milyon ton. Ama Stalin hedefine ulaşmış görünmüyor henüz. Japonya 6 milyon. Ondan sonra 70'e sıçrıyorum. Mahsus ileri bir seneye. 1970'e sıçradığımda şunu görüyorum. 600 milyon tona çıkmış dünya çelik üretimi. Ve bu 600 milyon tonun içerisinde Amerika Birleşik Devletleri 119 milyon ton. Japonya 93 milyon ton. Muazzam bir artışla. Sovyetler Birliği 115 milyon ton. Ondan sonra Sovyetler Birliği zaten Amerika'ya geçiyor 70'lerde. Almanya 45 milyon ton. Hala 45 milyon ton üretmeye de devam etmektedir Almanya. Almanya'nın geldiği noktadır bu. İngiltere'de aşağı düşmüştür. 28 milyon yavaş yavaş daha da aşağı gitmiştir. 80'li yıllara geldiğimizde daha şey olmamış, Sovyetler Birliği yıkılmamış. Dünya 700 milyon ton, Sovyetler Birliği 150 milyon ton, Amerika 101 milyon ton, 101 milyon ton, Japonya 111 milyon ton, 111 milyon ton, Almanya yine 45 milyon tonla devam, İngiltere 11 milyon ton. Şimdi Türkiye, işte onu söyleyeceğim size, Türkiye bu işe Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretiyle başlamıştır. Ve bu işe başladığı zaman da Türkiye'nin 1923 ile 36 arasında Karabük'ün kuruluş tarihine kadar
büyük bir mücadele vardır. Bir sürü uzmanlar gelir gider bunun kurulması için. Ve sonunda Türkiye'de böyle bir fabrikanın kurulmasına Mustafa Kemal'in gayretiyle karar verilir. Raporların bir kısmı negatiftir. Türkiye'de böyle bir şey kurulamaz vesaire gibi. Bazıları kurulsun der. Bu önemli bir şeydir. Evet. Bunun kesinlikle daha detaylı yayınlanması da gerekir. Benim bazı çalışmalarım var o konuda. Şey geldiği zaman da İngiliz Kralı Edward, 8. Edward Türkiye'ye geldiği zaman da ki o sene zaten krallıktan da azledilmiştir biliyorsunuz. İstifa etmiştir pardon kendisi. Sonra vatan haini de ilan edilmiştir ayrıca. Hitler'le işbirliği yaptığı iddiasıyla ve bir yere gönderilmiştir. 1936'da Hitler şeyden ondan söz alır Atatürk. İngilizlerin bu fabrikayı kurmasıyla ilgili. Almanlardan istemez, İngilizlerden ister. Bu da enteresan bakın. İster. Fakat sonradan şimdi rahmetli olan, şimdi birdenbire ismini hatırlayamayacağım, İnönü'nün Sanayi Bakanı, esas hukukçudur kendisi meslek itibariyle. Allah rahmet eylesin. Ispartalıdır ve Demirel'in de okul arkadaşıdır kendisi. İsmini bulursam size söyleyeceğim. Şimdi birden bir aklıma gelmedi. Hayır. Değil. Demirel de sınıf arkadaşı. Yani okula beraber gider gelirlermiş. Onun anlattığını söyleyeyim. O zamanlar bir İngiliz bakan, sanayi bakanı Türkiye'ye gelir ve geldiği zaman da bu İngiliz bakan, sanayi bakanı Karabük'e gider. Sene 1962-63 seneler olması lazım. Döndüğünde onunla otururlar, beraber bir yemek yerler. Der ki ya çok utandım. Neden der? Der ki ya bu 1936'da bizim kral Atatürk'e söz vermişti bu fabrikanın kurulması ile ilgili. Ben de burada birinci katiptim. Oradan bize bir kripto geldi. Bu kriptoda dediler ki bu fabrikanın kurulamayacağına dair bir rapor hazırla ve gönder. Ben bununla görevlendirildim. Ben gittim Karabük'e baktım. Burası işte sıtma olur, bilmem ne olur, burada böyle bir şey olmaz. Bu işe uygun değildir diye bir rapor hazırladım, gönderdim. Ondan sonra fakat nasıl oldu bilmiyorum. 1937'de 3 Nisan'da temel atıldı. Ben de bunu açıklayamıyorum derdim. Mesela arşivlere bakılması lazım bu konu. Belki de 2. Dünya Savaşı geliyor. Belki Almanlar teklif etti. Bunlar geride kalmayalım diye bu işi üstlendiler. Muhtemelen böyle olmuş olması lazım. Ama bunu çıkarmak lazım. Arşivlerden çıkarmak lazım. Şimdi biz bu fabrikayı böyle kurarız. 1937'de başkalarının yani Çinli şeylerin, İngilizlerin teknolojisini kurarız. İki fırınla. Bütün kapasitesi 150 bin tondur. Hepsi bu kadardır. 300 bin tonluk bir şeyi vardır. Hazane kapasitesi vardır. Yüksek fırın kapasitesi 300 bine çıkabilir. Fakat yüksek fırını besleyecek kum fabrikalarının kapasitesi yetmediği için tek bir fırın çalıştırılabilir ancak. O da 39'da devreye girer. 1950 yılına kadar tek fırın çalışır. 1947 senesinde Türkiye'ye bir heyet gelir. Bu heyet 20. asır, pardon 2000 asrı, 2000'e doğru galiba isimli bir vakıf. Ama Amerikan hükümeti gönderir bunları. Bu meşhur şey raporu, Thornburg raporu. Bu Thornburg iktisatçıdır. Türkiye'yi genel olarak inceler. Ve bu raporda, özetle getirmedim onu, ortaya koyar ve der ki hiçbir şekilde Türkiye'de böyle bir şey yapılmamalıdır, bu fabrika kapatılmalıdır özetle. Kapasitesi uygun değildir. Türkler bunun yerine işte efendim dökümle uğraşsalardı, işte ziraat makineleri falan dökülselerdi daha iyi ederlerdi, böyle işlerle uğraşmasınlar der. Yani Türkiye çelik sanayinde olmasın der, olması mümkün değildir der. Bu Thornburg raporuna Çinliler 1990'larda başka bir şekilde ifade eder Karabük'ün kapatılması hadisesini. Aynı bu argümanlar. Evet. Aynı argümanlar. Aradan geçen 44 sene sonra. Bunu da söyleyeyim. Evet, çok önemli bu. Bu çok önemli. Bu söylediğim şey. Şimdi evet. Şimdi bu olay bizim iktisatçılarımızın da ne kadar bağımsız düşünebildiğini ortaya koyar. Almanların bir atasözü vardır. Şeytan detayda yatar derler. Detayı biz küçümseriz genelde. Makro büyüklüklerle olayları anlatmak falan. Bu makro büyüklüklerle falan anlatmakla bu iş olmaz. Mikroya girmediğiniz takdirde, yapısal olaylara girmediğiniz takdirde hadiseyi anlayamazsınız. Anlayamadığınız zaman da yaptığınız bütün genellemeler de yanlış olur. Biz böyle hataların içerisinde bulunuyoruz. Bunu belirtmek zorundayım. Çünkü iktisat tarihi de bu açıdan maalesef doğru okunmamaktadır. Ve doğru yazılmamıştır da. Onu da söyleyebilirim. Çünkü detay alanları ortaya koymadan toplam iktisat tarihinde yazamazsınız. Hiçbir şeyin tarihini yazamazsınız. Bizim eksiklerimizden bir tanesi budur. Bunun üzerinde uzun uzun konuşabiliriz. Çok önemli bir alan bu.
Şimdi şu ana atlayacağım. Şu ana atlayacağım. Şu anda bu dünya, bizim demir çelik üreticilerinin raporu 1980 senesinden itibaren ben bizzat bu işin içinde oldum ve bu görevleri ifa ettim. 2002 senesine kadar da yaptım. Türkiye şu anda 2008 senesi itibariyle, o zamanlar 1980 senesinde Türkiye 2.4 milyon ton çelik üreten, dünyada 33. sırada olan bir ülkeydi. Bulgaristan'ın altındaydı. Bizim planlamada yaptığımız çalışmalar ve bunları da tatbikata geçirmemiz sonucunda her sene %15 büyüyerek, %15 dikkatinizi çekiyorum, milli gelirin çok ötesinde bir büyümeyle Türkiye çok önemli bir yere geldi ve bizim teorimiz o zaman şuydu, biz şunu diyorduk. Türkiye'de tüketimi belirleyen üretimdir. Ne kadar üretirsek o kadar tüketiriz diyorduk. 2.4 milyon tonluk bir üretim olduğu zaman tüketimimiz 3-4 milyon ton seviyesindeydi, daha fazlaydı yani, ithalatla karşılıyorduk bunu. Bu artış hızıyla devam ettiğimizde tüketimimizin de buna paralel olarak arttığını gördük bu geçen 29 sene içerisinde. Şimdi bakınız, burada geldiğimiz noktayı söyleyeceğim size. Şu anda Türkiye 2008 itibariyle 26 milyon ton çelik üretmektedir ve dünyada 11. sıraya çıkmıştır. 18. sıraya 1990'ın başında çıkmıştık. Bu 26 milyon tonun arkasında hemen bizim arkamızda Tayvan yer alıyor, 20 milyon tonla. Konya kadar bir yer ama bunu yapıyor. Bizim önümüzde de İtalya var, 30 milyon tonla. Yani Avrupa ülkeleri içerisinde bizim önümüzde olan iki tane ülke var. Birisi Almanya, 45 milyon tonla hala. İkincisi İtalya, 30 milyon tonla. Japonya yine 118 milyon tonla devam etmektedir. Fakat Çin muazzam bir ilerleme kaydederek 500 milyon tonluk üretime ulaşmıştır. Çin'in şu andaki üretimi 500 milyon tondur. Dünya üretiminin neredeyse yüzde, tam söylemek gerekirse 30'unu teşkil etmektedir. Yani Amerika'nın tıpkı 1950 yıllarda, İngiltere'nin 1800'lerde sahip olduğu duruma bugün Çin sahiptir. Öyle bir durum ki bu. Çin'in ürettiği 500 milyon ton çelik karşısında ikinci üretici olan Japonya 118 milyon ton. Üçüncü üretici olan Amerika Birleşik Devletleri yine 91 milyon ton. Koyarsanız 200 eder. Bütün Avrupa Birliği'ni koyarsanız, yani 27 ülkeyi koyarsanız 200 milyon ton da o eder. Bunların hepsinin toplamından fazla. Evet. Yani ikinci büyük üretici olan Japonya, üçüncü büyük üretici olan Amerika Birleşik Devletleri, artı Avrupa Birliği'nin tümünü koyduk, ondan hala fazla. Ve Çin'in hedefi bunu 700 milyon tona çıkartmaktır. Çin bu büyümede zaten Türkiye gibi büyüyen bir tek Çin olmuştu. Biz tabii durduk şimdi, yavaşladık Avrupa Birliği sayesinde. Bize çünkü fren koydular ve aynı zamanda bizimle Gümrük Birliği Anlaşması'na bir ek anlaşma yaptılar, AKÇT Anlaşması. Buna göre Türkiye'yi mevcut üretim seviyesinde dondurdular. Evet. Halbuki Türkiye'nin donmaması lazım. Şimdi burada Hindistan 5. sırada 55 milyon ton. Hindistan'ın alacağı çok büyük mesafe var. Rusya 65-68 milyon ton. Yani Stalin'in söylediği yerde duruyorlar. 4. Rusya, 5. Hindistan. Güney Kore 53 milyon ton. Bakın, Güney Kore'nin çok büyük bir mesafe aldığını burada görüyorsunuz. Şimdi bu çelik ne yenir, ne içilir? Bu üretim ürünlerine dönüşür. Mamullere dönüşür, gemiye dönüşür, otomobile dönüşür, diğer ürünlere dönüşür. Artı altyapıya ve üst yapıya dönüşür. Dolayısıyla bu Fuchs'un burada anlattığı şeyi bununla da tekrar teyit etmiş oluyoruz. Şimdi enerji konusuna da çok kısa değineceğim. Zamanım bitiyor çünkü. Enerji konusu, yani bu formül etrafında dönüyorum biraz ama enerji konusunda da bizim bulunduğumuz nokta pek memnuniyet verici bir nokta değil. Şimdi bütün tükettiğiniz enerjileri isterseniz şey cinsinden ifade edebilirsiniz. Mesela petrol eşdeğeri veya taş kömürü eşdeğeri. Birisinin yanma değeri 6.000 küsur, öbüründe 10.000. Yani dolarla veya euro ile ifade etmek gibi. Şimdi böyle baktığınız zaman da Türkiye'de kişi başına tüketilen enerji miktarı 2 ton taş kömürü eşdeğeri görünüyor şu anda. Bu 1960'lı yıllarda 800 kilogram civarındaydı. Yani bir artış kaydetmiş durumdayız. Yapısal olarak da bunun içerisinde ileride sorarsanız söylerim, tezeğin, odunun payı çok yüksekti.
Şimdi o düştü ama hala sıfır falan değil. Bu enerjinin içerisinde, bu 2 ton kişi başına tüketilen enerjinin içerisinde bütün dünyada, Türkiye'de buna yakın, %35'i petroldür. %28'i kömürdür, 30'a yakını. Ne yaptı? 60 küsur. %25'i falan da doğalgazdır. Toklarsanız %85 ile 90 arasında bir değer eder. Yani dünyada tüketilen enerjinin %85-90'ı fosil enerji diyeceğimiz petrol, kömür ve doğalgazdan oluşur. Türkiye'nin yapısı da aynı şeyi gösterir. Nükleer enerjinin payı %7,5-8 civarındadır. Diğer enerji, hidrolik artı bütün güneş, rüzgar vesaire vesaire %3'tür. Yani bunun da ortalığı kaldırmak mümkün görülmemektedir. Şimdi böyle baktığımız zaman da kişi başına 2 ton taş kömürü eşdeğeri tüketiyoruz kişi olarak. Demek ki 70 milyon nüfusumuz var. Çarparsanız 140 milyon ton taş kömürü eşdeğeri enerji tüketiyoruz. Bir Almanya 500 milyon ton taş kömürü eşdeğeri enerji tüketiyor. Bir Japonya da böyle civarında. Amerika 3 milyar ton civarında tüketiyor. En fazla tüketen o. Kişi başına 11 ton civarında Amerika tüketiyor. Japonya 5 ton civarında, Almanya 6 ton civarında. Şimdi Türkiye'nin nüfusu artıyor. 70 milyon. Bu yüze doğru gidiyor. Düşmekle birlikte nüfus artış hızımız yine ileriye doğru gidiyoruz. 90 ile 100 arasında bir değere oturacak. Şimdi böyle baktığınızda kişi başına Almanların ulaştığı seviyeye ulaşmayı eğer hedeflerseniz, ki hedeflememiz lazım, o zaman bu 500 milyon ton taş kömürü eşdeğeri gibi bir şey yapar aşağı yukarı. Şu anki 140'ı buna çıkaracağız. Enerji Bakanlığı bu sayıyı 140'tan 500'e 2020'ye kadar çıkaracağını iddia etmiştir. Bu mümkün değil. Çünkü hesapladığınız zaman da büyüme oranlarına göre bunun olması mümkün görünmüyor. Bunu ikiye katlasak, 300 yapsak bile bu çok büyük bir başarı olur. İnşallah yaparız. Bu enerji miktarını artırmadan kişi başına ne bizim yeni istihdam alanları açmamız ne de üretimimizi artırmamız mümkün değildir. Çünkü her üretilen şeyin içerisinde enerji bulunmaktadır. Refahı artırmak da mümkün değil, hiçbir şeyi artırmak mümkün değil. Şu anda ithal enerjinin payı kullandığımız enerji içerisinde %74 civarında. Doğal gazda neredeyse tamamen bağımlıyız, petroldeki durum aynı. Kömürde de, bugün taş kömürü Zonguldak 2 milyon ton üretiyoruz ama aşağı yukarı 18-20 milyon ton civarında bir ithalatımız var. Bu 2020'de 45-50 milyon tona çıkacak. Şimdi böyle baktığınızda Türkiye'nin Orta Asya ile olan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu da burada görüyorsunuz. Çok büyük enerji kaynakları, kömür, petrol, doğalgaz, ham madde ve Türkiye. Şu anda 70 milyon nüfusa sahip olan Orta Asya'nın 2050'de nüfusunun 150 milyon olacağını hesaplıyoruz. Amerikan, Alman İstatistik Bürosu'nun yaptığı hesaplara göre. Türkiye'nin nüfusunun da 90 ile 100 arasında olacağını düşünüyoruz. O zaman 250 milyonluk bir ülke çıkıyor ortaya. İran'ın nüfusu da şu anki 70'ten 160 milyona çıkıyor. Zaten bütün mesele bu. Şu anda İran'ın üzerine gidilmesinin sebebi budur. Esas mesele budur. Bunu ayrıca konuşuruz. Yani bu çok önemli bir konu. Demografi meselesi. İran'ın nüfusu böyle. Pakistan'ın nüfusu da şu anki 160'lardan 340 milyona çıkıyor 2050'de. Onun için Pakistan üzerine yoğunlaşılıyor. Bu çok önemli. Çünkü bugün Pakistan'da 14 yaş altı nüfusun sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin 300 milyon nüfusuyla sahip olduğu adam sayısına eşittir. Yani 60 milyon civarında 14 yaş altı nüfus vardır Pakistan'da, Amerika'da da o kadar vardır. Ama Amerika'daki ailelerin çoğunun çocukları ailenin tek çocuğu durumundadır, obezdir, o şekilde eğitilmemiştir savaşmaya. Yani karşısına diktiğiniz anda karşısına duracak kuvvet yoktur. Türkiye'nin önemini herhalde buradan anlıyoruz. Türkiye herhalde birileri için burada ateşe uzanmak zorunda görünmektedir. Yani bunu belirtmek istiyorum, bunu yeri buraya geldiği için söylüyorum. Şimdi böyle baktığınız zaman da ağırlıklar tamamen değişiyor. 1.6 milyarlık bir Çin, 1.6 milyarlık onu geçen bir Hindistan, boşalan bir Rusya, 140 milyon, 150 milyondan 140'a düşen ve 2050'de 100 milyon civarına inecek olan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Bu durumda Rusya'nın bu büyük toprakları tutması söz konusu değil. Rusya'nın Avrasya politikasının arkasında yatan da bu. Bize yanaşmasının sebebi de bu. Bizimle birlikte diyor ki Altın Ordu Devleti'nin
devamı olarak biz bu işleri yapacağız. Zaten Türklerden öğrendik. Türk demiyor, Turanilerden öğrendik diyor. Ve Orta Asya'yı kendine bir dayanak görüyor. İran'ı dayanak görüyor. Onun için Türkiye'yi de dışarıda tutuyor. Çünkü Türkiye'ye yani istiyor da güvenemiyor. Ve Türkiye'den korkuyor da. Yani Amerikalıların veya Batı'nın uzantısı olur mu ki? Bütün mesele bu. Şimdi böyle baktığınız zaman da demek ki Türkiye enerji konusunda büyük bir açmaz içerisinde bunu aşacak özel gayretlere ihtiyacı var. Bunun için aramalar yapılıyor. Onlardan inşallah bir sonuç çıkar. Bilemiyoruz. Ama nükleer enerjinin burada vazgeçilmez bir önem kazandığını görüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir önem kazandığını görüyoruz. Nükleerde özellikle bizim sahip olduğumuz toryum yataklarının kullanılabilirliğini düşünmek gerekiyor. Çünkü toryum 232 bombardıman yapıldığı zaman da nötron, bir nötron ilave edildiğinde toryum 233'e dönüşüyor ve kendi kendine parçalanarak enerjiye dönüşüyor Einstein'ın eşitliğine göre. Tıpkı uranyum 235 gibi. Ve dünyadaki mevcut toryum rezervlerinin aşağı yukarı 3'te 1'i Türkiye'de bulunuyor. Eskişehir bölgesinde ağırlıklı olarak. Fakat maalesef yeterince çalışma yapmıyoruz. Bu da bir garip durum. Yani hem enerjide bu kadar bağımlı olacaksınız, hem de bu alanda yeterince çalışma yapmayacaksınız. Tabii şunu da söylemek lazım. Nükleer reaktöre sahip olan adamın bomba yapması da işten değil. Şu sebepten orada kontrollü cereyan eden olayın öbür tarafta kontrolsüz cereyan etmesi söz konusu. Başka hiçbir şey değil. Bomba dediğin şey budur. Yani bomba reaktörde cereyan eden olayın dışarıda kontrolsüz cereyan etmesinden ibarettir. Ha, şimdi siz bu yakıtları üretmek, onları korumak, tekrar değerlendirmek falan işine girdiğiniz anda tabii bizde olacak, sizde olmayacak şeyine geliyor. Tabii bizim Fuchs'un formülünde olmayan nükleer gücün etkisi o ayrı bir şey. Askeri gücün etkisi. Bir de teknolojik üstünlüğün etkisi. Şimdi sanayi dediğiniz zaman da onun için ona da belki bir böyle 5 dakika sonra başlattınız. Şimdi o teknolojik hususta da şunu söylemek istiyorum. Nükleer teknolojiyle Türkiye'nin buluşması maalesef gerçekleşemedi. Küçükçekmece'de bir şeyimiz var, atom enerjisi kurumumuz falan var da bunlar da olmuyor. Yani bizzat üretim yapan birime ihtiyaç var. Şimdi Karabük olmasaydı ne Ereğli olurdu, ne arkasından İskenderun olurdu, ne özel sektör olurdu. Biz Çelik'te de bu noktaya gelemezdik. Şimdi bir fiil elinizde üretim yapan birim olmadığı takdirde laboratuvarda yapamıyorsunuz bu işleri. Bizzat üretim yapan birimlerin sizin kontrolünüzde olması lazım. Bu son derece önemli. Bu yok. Olmayınca da olmuyor. Nükleer enerji mühendisi yetiştiren bizim bir tek üniversitemiz var. Bizim Hacettepe Üniversitesi. Nükleer mühendislik bölümümüz var. Buradan yetişen adamlar yurt dışına gidiyorlar. İşte Amerika'ya, Almanya'ya, oraya buraya, oralarda çalışıyorlar. Yani bu durumdayız. Yani bunu söylemem lazım. Üzüntü verici bir şey. Nükleer santrallerde onu da getirdim size. Tayvan'la bizim bir takım çalışmalarımız oldu. Oraya biraz zaman ayıracağım çok kısa. Tayvan, Konya büyüklüğünde bir yer. Topraklar itibariyle Hollanda'da Konya kadar. Nüfusu 20 milyon civarında. Ülkenin milli geliri neredeyse Türkiye kadar. Fakat bunun %40'ı yüksek teknoloji ürünlerinden elde ediliyor. Bunlar ilk santrallarını, nükleer santrallarını 1970'li yıllarda başlamışlar. Biz ilk santrali geçen sene gezdik. Şu gördüğünüz Tayvan adası, Konya kadar büyük. İlk santral, işte şu Kaohsiung santral dediğimiz santral, şurası. Bu Kaohsiung santralı iki tane 965, yani iki tane 1000 megawattlık santralden oluşuyor. Bu santralin temel atması 1974 senesinde olmuş. Ve gördüğünüz gibi 7 senede, 81 senesinde devreye girmiş. Öbürü de 83'te devreye girmiş. Şimdi bunun kapasite kullanım oranı, o bir 14 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretiyor. Yani bizim GAP'ta ürettiğimizin %50 fazlasını bu santral üretiyor. Bu santralin toplam şeydeki payı 200 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretmiş 2007'de. Biz 190 milyar civarında ürettik. Ama biz onun 3 katından fazla nüfusa sahibiz. 19'u nükleer enerjiden gördüğünüz gibi üretilmiş. Şimdi burada maliyetler var. 1989 senesinden 2007 senesine kadarki bu santralin elektrik maliyetleri. Gördüğünüz gibi hidronun da diğerlerinin de altında toplam elektrik maliyeti 2 sent. 2 Amerikan sent. Ustanın verdiği teklif 20 sent.
15 senede düştüler. Nasıl oldu bu iş? Ve yarışma. Birkaç sebebi var. Bir, hiçbir ülkede bu özel sektör tarafından değil, daima o ülkenin devletinin taşın altına elini koyması suretiyle yapılmış. Siz karşı tarafa bunu verdiğinizde rizikoyu da ona veriyorsunuz. Şuradaki prizden elektrik alacağım diyorsunuz. Böyle iş olmaz. Rizikoyu karşı tarafa yıkarak yaparsanız o da fiyata bunu koyar. Birincisi bu. İki, geri ödeme süresi burada bakınız 89-2007'ye bakıyoruz değil mi burada? Kaç sene yapıyor? 17 sene. Bu santral 27 senedir çalışıyor. Daha bir 30 senesi var. 15 senede amorti etmeye çalışıyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Maliyet tabii pat diye iniyor aşağı. Bir de yarışma yapmanın da önemi var. Şimdi siz kendiniz elinizi taşın altına devlet olarak koymasaydınız Erdemir'i kurabilir miydiniz? Kardemir'i kurabilir miydiniz? Atatürk Barajı'nı yapabilir miydiniz? Ne demek yapmış ya devlet? Ben rahmetli Yusuf Özal Bey'in danışmanıyım. Sen de bilirsin. Yusuf Özal da hata yaptı ama kasıtlı yapmadı. Dedi ki biz dedi o sırada zannediyorum Kanadalılar vardı. Yapacaklardı. Yap işte devleti seçtik dedi. Eyvah dedi. Ve bitti. Ondan önce de İsveç'te aynı durum var. Şimdi bu hükümete de söyledik. Yap işte devleti yapmayın. Yaptılar. Sonuç 25 sent. 22 sent. 2 sent. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 sentle mal ettiğiniz bir teknolojiye ve bunu sanayinize verdiğiniz zamanki durumla rekabet gücünüz aynı olur mu? Olmaz. Bu kadar akılsızlık olabilir mi? Olur. Ve bu kadar akılsızlık kasıtlı mıdır acaba? Evet. Soruyu da sorabiliriz. Evet. Şimdi birileri sizi bu teknolojiye dahil etmemek için düdük çalıyorsa, siz de bu düdüğe uyuyorsanız sonuç bu olur. Yani onun için burada buna direnmeyi bilmek gerekir. Yani bazen yapar görünüp yapmamak, evet, ben bunu böyle ifade ediyorum. Yapar görünüp yapmamak da aynı derecede yanlış bir iştir. Bunu da yapmamak lazım. Yani bütün dünyada, şimdi bu konuda ben bir tez hazırlattım bir öğrencime. Türkiye'de nükleer santral niye kurulamadı diye. 70'ten bu yana bir yüksek lisans tezi, doktora da olabilir esasen. Çalışmanın bütün karar vericilerle falan da görüştü. Hepsi içerisine doküman haline getirdik, koyduk. Fakat maalesef İngilizce yapıldı. Sebebi de bizim üniversitemizin, efendim, Uluslararası İlişkiler Bölümünün tesisat dilinin İngilizce olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tabii tamamıyla yanlış ama benim fazla yapacağım bir şey yok. O tezi halbuki Türkçe herkesin okuması gerekir. Özellikle karar vericilerin okuması gerekir. Benim düşüncem şuydu, mümkün olduğu kadar bütün diğer ülkelerde de bu işin etüt edilmesi lazım. Mesela Almanya'da ne oldu, Fransa'da ne oldu, Japonya'da ne oldu, Kore'de ne oldu, Hindistan'da ne oldu, Tayvan'da ne oldu? Bütün mevzuat ve gelişmesiyle yok. Bunları koyduğun zaman, hepsini tez yapalım dedim, o zaman kimsenin oynayacak bir yeri de kalmaz. O zaman benim şu söylediklerim de iyice dokümante edilmiş olur. Fakat nükleer mühendislik bölümündeki arkadaşlar bunu yapmak istemiyorlar. Onlar işte bir takım teknik meselelerle meşgul olmak istiyorlar. Halbuki yani bizim uluslararası ilişkilerden öğrenci bulmamız da kolay olmuyor bu işler için. Halbuki bu iş mutlaka yapılması gereken bir şey. Yani bir daha artık bu hataları yapmamamız lazım. Ki bir daha dönüş yapmayalım, yani bu durumlara düşmeyelim. Şu bağımlılık oranı bakın, 2 ton taş kömürü eş değerinde %74 ise bunu biz 5 tona çıkardığımızda ne olacak? Düşünün bakalım hocam, ne olacağını düşünün. Onun için bir an önce bunu, çünkü maliyet, enerji maliyetleri burada çok önem taşıyor. Temel yükü verebileceğiniz de rüzgar falan olmuyor, güneş falan olmuyor. Temel yükü ya termik santrallara veriyorsunuz yahut da şeylere veriyorsunuz. Nükleer santrallara. Yani oynam, hiç altına düşmeyen yükü kastediyoruz temel yükle. O oynama, onu başkalarına yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu Technoscience Parklar konusunda da birkaç kelime söyleyeyim izninizle. Tayvanlılar 1970'li yılda çok önemli bir aşama kaydetmişler. O da şu. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasında galip devletler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkıyla temsil edildiler. Tabii Chiang Kai-shek, Mareşal Chiang Kai-shek Çin Halk Cumhuriyeti'ne Mao'ya karşı savaşı kaybedince Tayvan'a geldi. Tayvan'a geldiği zaman da birkaç şeyi beraberinde getirdi. Bunlardan bir tanesi oradaki bürokratik güçtü. Altınları getirdi. Bir de oradaki bütün hazineleri, Ming Hanedan hazineleri getirdi. Bugün iyi Çince öğrenmek istiyorsanız Çin Halk Cumhuriyeti'ne değil Tayvan'a gitmeniz lazım. Mandarin Çincesinin konuşulduğu yer orası. Şimdi Tayvan bu kaynaklara sahip olarak 1970'li yıllara kadar Güvenlik Konseyi'nde bütün Çin'i temsilen bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti olduğu yer dahil. Fakat ne zaman ki Amerika Vietnam'da yenildi, yenilince Çin Halk Cumhuriyeti'ni oraya aldı, Tayvan'ı
dışarı çıkaracak. Tayvan'da kızdığı için Chiang Kai-shek, halbuki kızmanın bir anlamı yok, Birleşmiş Milletler'den de çıktı. Halbuki Birleşmiş Milletler içinde kalabilirdi. Büyük bir hata yaptı bence. Şimdi giremiyor. Dışarıda kalmış vaziyette. 25-26 ülkeye yardım yapıyor, teknik yardım. Bunlarla işte kendini tanıtmaya çalışıyor. Bizim burada da temsilcilikleri var. Bir büyükelçi oturuyor ama biz ona temsilci diyoruz. Bir tane de biz oraya gönderiyoruz. Bizim Umut Arık mesela oradaydı. Şimdi Tayvan 1970'li yıllarda bu durumdan çıkmak için şöyle bir strateji izliyor. Çok enteresan bir strateji bu. Yani bununla ilgili. Diyor ki madem biz küçüğüz, madem bunlar güvenlik konseyinde temsil ediyorlar, bizim bir üstünlük sağlamamız lazım. Ne yapacağız? Teknolojik üstünlük sağlayalım. Onun için Science Park konseptini geliştiriyorlar. Ve bunun için önce ITRI diye bir teşkilat kuruyorlar. Industrial Technological Research Institute, ITRI. Kuruluş sene 73. Tam çıkarıldığı zamana rast geliyor. ITRI dediğimiz teşkilat, büyük bir bina düşünün. Bunun içerisinde 5000 civarında araştırmacı çalışıyor. Bütün departmanları var. Bunların 1000 tanesi doktoralı, 2000 tanesi master'lı, etti 3000. Geriye kalanları da lisans. Bütün bölümler var. Şimdi siz bir işletmesiniz. Konvansiyonel bir üretim yapıyorsunuz, sanayi üretimi veya rafine yüksek teknoloji üretim yapıyorsunuz. Sizin üretimde bir dar boğazınız var. Yeni bir ürüne ihtiyacınız var ve bunu aşmak istiyorsunuz. Bu finans olabilir, teknoloji olabilir, pazarlama olabilir. Bütün sorunları içeriyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyin değişik şekli. Bunlar burada bu problemi sizin için çözüyorlar. Sizden cüzi bir para alıyorlar, devlet destekliyor. ITRI'nin bir senede ürettiği patent sayısı, Amerikan Patent Enstitüsü'nün kabul ettiği patent sayısı 1600. Şöyle söyleyeyim size, Almanya'nın bir yılda ürettiği patent sayısı 9000 civarında. Dünyadaki ülkeleri dizdiğinizde 1 numara ABD, 2 numara Japonya, 3 numara Almanya, onu Tayvan takip ediyor. ITRI'nin burada çok büyük katkısı var. Şimdi ITRI'nin kurulduğu yerde, deniz kenarında Shinju diye bir yer var. Orada ilk science parklarını kuruyorlar. Kurdukları bu science park bizim Hacettepe'nin Beytepe kampüsü kadar bir alan. 700 hektarlık bir alan. Bu 700 hektarlık alanda devlet 2 milyar dolar para yatırıyor altyapı için. Özel sektör 35 milyar dolar yatırmış, Amerikan doları. 25 sene sonunda, yani 2005 senesindeki değerleri söylüyorum size, 80-2005, burada 400 şirket faaliyet gösteriyor. Bir yıllık ciroları 37 milyar Amerikan doları. Ve bir yılda oradaki o şirketlerin yaptığı patent sayısı da 1600-1700 civarında, ITRI'den ayrı. 40 tanesinin sahibi de ITRI'den yetişip gelenler. Ve yabancı şirket sayısı 400 içerisinde yalnız %10-40. Ve bu 400 şirketin 120 bin insan istihdam ediyor. Bunların %75'i üniversite mezunu. Hangi alanlarda üretim yapıyorlar? Bir teknolojik ekipmanlar, yani o yarı iletkenler, imalatı. Ondan sonra o waferlar. Arkasından bundan yapılan haberleşme cihazları, bilgisayarlar. Şu anda dünyada satılan laptopların %45-50'si Shinju'dan geliyor. Hangi şirket olursa olsun fark etmiyor. Acı markanın şu. Shinju. Evet. Sonra uydu vesaire yapıyorlar, haberleşme yapıyorlar. Nanoteknoloji, gen teknolojisi, hassas makineler, evet, biyoteknolojiyi de söyledim. Evet, ağırlık merkezleri bunlar. 5-6 ağırlık merkezleri var. Bu Shinju'yu örnek almak suretiyle 12 tane daha kurmuşlar. Bu süreç içerisinde. Ve bunları birbirlerine bir hızlı trenle bağlamışlar. Saatte 310 km hızla giden bir tren. En kuzey ucundan en güney ucuna aşağı yukarı 30 dolara gidiyorsunuz. Ve biz 1,5 saatte varıyorsunuz. Bir işiniz varsa Taipei'ye iniyorsunuz. Bütün ilgili alanları dolaşarak gidiyorsunuz. Her günün ağırlıkları farklı. Shinju'nun bu özelliği bütün Güneydoğu Asya'ya yayılmış. Hindistan, Tayland, Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur. Onlar da aynı sistemi devralmış vaziyetteler. Ve şu anda Tayvan'ın şeye yaptığı yatırım, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı 100 milyar dolar civarında ve 1 milyon civarında Tayvan'da oradaki şirketleri yönetiyorlar. Dolayısıyla Çin'in kalkınmasında, Halk Cumhuriyeti'nin kalkınmasında Tayvan'ın çok büyük bir katkısı var. Bu şekilde önemini de ortaya koymuş vaziyette.
Şimdi biz bu modeli Türkiye'de yapmak için uğraşıyoruz. İki ziyaretimiz oldu oraya. Ve bundan önceki giden Maliye Bakanı bize şeyi tahsis etti. Bu Polatlı Hızlı Tren Güzergahı'nda 50 hektarlık bir alanı tahsis etti Hacettepe'ye. Biz tabii ağırlık merkezi, ben 3 haftalığına şimdi bu ayın sonunda yine Tayvan'a gideceğim. Tayvan'daki bu ekonomik kriz de bizim için bir şans. Ağırlık merkezlerini yalnız iyi teşkil etmemiz lazım. Mesela Hacettepe'nin tıp ve gen teknolojisi vesaire gibi alanda ilaç ağırlığı olduğuna göre belki o seçilebilir. Bir kent nanoteknolojiyle uğraşıyor, o olabilir. Hassas bir ki hardware imalatında da savunma sanayiyle dahil ederek ODTÜ işin içine sokularak orada bu şirketleri falan kurup bu alanı başlatabilirsek bu çok önemli bir atılım olabilir. Bunu yaptıktan sonra bunun sayısının Türkiye'de hızla artacağını ben düşünüyorum. Bizim zaten öyle bir düşüncemiz vardı. Sen anlatırsın onu, ne yapmak istediğimizi. Bu böyle bir projenin de içerisindeyiz. Yani Türkiye'nin mutlaka bu dış ticaret açıklarını bu yola kapatması gerekiyor. Yani klasik sanayilerde Fuchs'un anlattığı işleri yapmamız lazım, bu yetmiyor. Tabii. Öbürlerini de yapmamız lazım. Öbürlerini yaparken yalnız biz 80'de Tınaslitis falan ulaşmıştık, geç kaldık bu işte. Hiç olmazsa şimdi zararı neresinden dönülse kârdır demek lazım. Ama nükleer enerji konusunda da bunu yapmak lazım. Çünkü nükleer enerjiye girdiğiniz zaman da birkaç şeye ulaşıyorsunuz. Bir, malzeme alanında belli bir noktaya ulaşıyorsunuz. Sızdırmaz, olmayacak bilmem ne. Konstrüksiyon alanında belli bir alana ulaşıyorsunuz. Artı, her şeyden önce komuta sistemleri, elektronik komuta sistemlerinde bir yere ulaşıyorsunuz. Tabii bunun diğer alanlara da etkileri oluyor. Yani bu yalnız orası sınırlı kalmıyor. Yani tıpkı Karabük'ün kurulmasında Türkiye'nin ulaştığı aşama neyse, Tombuk'un hani yalanlamış dediği, bu da öyle bir şey. Biz bunda biraz geç kaldık. Ama hiç olmazsa zararın neresinden dönersek kârdır deyip bunu yapmamız lazım. Yoksa elemanlarımızı harap içeriye kaybedeceğiz. Türkiye topraklarını satarak yaşayan bir ülke durumuna girecek, Allah korusun. Ona da tabii izin vermeyeceğiz. Teşekkür ederim.